Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki küre ve özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yarıçap 5 cm olan kürenin yüzey alanı 4 tane pi r karedir. 25 çarpı 4'ten cevap 100 pi çıkar. İkinci soru, yarıçapı 3 olan kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küptür. Bu 27, 3 sadeleşince 9 kaldı. 9 kere 4, 36. Cevap 36 pi yapar ikinci soruda. Üçüncü soruda yüzey alanı 16 pi olan kürenin yüzey alanı 4 tane pi r karesi 16 pi'miş. Pi'ler gitti. 4 r kare 16 ise r kare eşittir 4. R'yi 2 buluruz. Hacmi 4 bölü 3 pi r küp soruluyor bize. Bu 8, 4 ile çarptı 32. 32 pi bölü 3 mü yapıyor o zaman cevap? Aynen öyle. Geldik ördek 4'e. Yarıçap 5 olan küre merkezinden 4 cm uzakta bir düzlemle kesiliyor. Hemen şekli çizelim. Şöyle bir küreyi çizdim. Merkezinden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesilsin. Şöyle bir düzlem. Kesit her zaman bir dairedir. Evet, yarıçap 5 olan bir küre merkezinden 4 cm uzaktan kesildi. Hocam bu çapı çizecek olursam tam bu merkeze geldik ya, uzaklık burası ya, eşit eşit olduğu için burası da dik olmak zorunda değil mi? Çünkü merkez genişlikten dolayı evet. Bunun yarıçapını bulmamız lazım. En etkili silahımız yarıçaptı. Al sana kürenin yarıçapı. Hop 5. 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden. Burası 3, burası da 3 oldu. Oluşan ara kesitin alanı. Ara kesitin alanı işte burası. Kestiğimiz zaman yani pi yarıçapı 3 olan bir daire çıktı. Pi 3'ün karesinden cevaba 9 pi olarak ulaşırız. Örnek 4 9 pi oldu. Geldik örnek 5'e. Bir küre merkezinden 3 cm uzaklıkta bir düzlemde kesildiğine göre hemen keselim bakalım şunu şöyle. Merkezinden 3 cm uzaklıkta kesiyoruz şöyle. Merkezinden 3 cm uzaklıkta kestik. Peki oluşan ara kesitin alanı, oluşan ara kesit bu ya. Pi r kare eşittir. Şunun yarıçapına r diyelim. 4 pi ise r'yi de buradan 2 olarak buluruz. Evet r 2 çıktı. Merkezinden 3 cm uzaklıkta kestim. O zaman burası 3. Hocam bizden ne istedik? Kürenin yüzey alanı. Yarıçap bulmam lazım. En etkili silahımız yarıçap. Çember muamelesi yapıyoruz yani kürede. Çemberde de ne yapıyorduk? En etkili silahımız yarıçaptı. Kürede de aynı şekilde en etkili silahımız yarıçap. Hocam şuraya da büyük R diyelim isterseniz. R karede 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 4, 9, 13. Yani R kareyi, R buradan kök 13 mu geldi? Evet. Şimdi kürenin yüzey alanı. 4 tane pi R kare. Yani 52 pi mi yapıyor? Evet. 4 pi r kareydi yüzey alanı. Yarıçap bulduktan sonra olay bitti. Örnek 5'i bulduk. Geldik örnek 6'ya. Çapı 6 cm olan şekildeki yarım daire AB etrafında döndürüyorum. AB etrafında 360 derece döndürdüğümde hop şöyle simetriğini aldık. Böyle dönüyor. Ne oluştu yani? Hop dairesel bir şey oluştu. Yani bir küre oluştu. Yarıçapı 3 olan bir küre oluştu. Bunun hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. 27 3 ile sadeleşince 9 36 pi mi yapıyor cevap o zaman? 9 ile 4 çarpınca 4 pi çarpınca. Evet 36 pi yaptı örnek 6. Örnek 7'deyiz. OB etrafında 360 derece. OB'ye göre simetriğini alıyoruz şeklin. Aldın simetrisini. Düzgünce alayım. Aldın simetrisini. Aldığın zaman bak buradaki nokta buraya denk gelecek. Şöyle bir dönüş. Dairesel bir dönüş olacak. Bunu göre çizince ne çıktı? Yarım küre çıktı. Oluşan cismin yüzey alanı isteniyor. Dikkat. Hocam normalde 4 pi r kareydi alan ama yarım küre olduğu için bölü 2 mi, yarısı mı? Evet. Ama sadece olay bu mu? Değil. Niye? Hocam biz böyle yaparak buradaki yarım küreyi bulmuş oluyoruz. Eyvallah. Ama ben bunu böyle çevirdiğim zaman yarım küre oluştu da yarım kürede bir de bu orada altta da bir daire yok mu? Evet. Artı pi r kareyi de eklemeliyiz. Yani şu 2 yaptı. 2 tane pi r kare. 3 tane pi r kare oluyor yarım kürenin alanında. Ama bence ezberleme. Bir yarım yüzey küre yüzeyin alanından bulun. 4 pi r kare bölü 2'den. Yani 2 pi r kare yapıyor. Bir de alttaki daire pi r kare. O da 3 pi r kare olduğunda zaten görüyorsun. Neyse 16 çarpı 2 32 pi artı 16 pi isteniyor bizden. O da kaç yapar? 48 pi yapar. Cevap 48 pi oldu. Lütfen buna dikkat edin. Evet örnek 7'yi de 48 pi bulduk. Böylelikle ilk testimizi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde kapsayan ve kapsanan kümeler testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.